Bu koşulları sağlayan her m ve n sayısı için ifadesi hangi iki bölgenin alanları toplamına eşittir? Bunun için bölgelerin alanlarını bulmalıyız. Kenar uzunluğu m olan bir oyun alanı dört parçaya ayrıldığında sarı bölgenin kenar uzunluğu n oluyor ve sarı bölge kare karenin bütün kenarları birbirine eşittir. Şuradaki kenar n ise mavinin bir kenarı tamamı m olduğuna göre m'den n'i çıkarttığımızda m-n'dir. Buradaki kenar n turuncunun bir kenarı ise yine m'den n'i çıkarttığımızda m-n, yeşilin bir kenarı m-n. Buradaki bir kenarda emeksen. Şimdi alanlarını bulabiliriz. Sarı bölgenin alanı en ile enin çarpımından enin karesi. Turuncunun alanı bir kenar en diğer kenar ise m eksi Eni parantez içindeki terimlerle çarparsak en çarpı m eksi en karedir. Mavinin alanı ise bir kenarı m eksi diğeri ise en. En ile m eksi çarpımı turuncuyla aynı n çarpı m eksi n'in karesidir. Yeşilin alanı ise m eksi n ile m eksi n'in çarpımıdır. m'i parantez içindeki terimlerle çarparsak m kare eksi m n eksi n'i çarparsak eksi m n, -n artı n karedir. Benzer terimleri topladığımızda yeşilin alanı m kare eksi 2 m n artı n karedir. Ve iki bölgenin alanları toplamı ise m kare eksi 2 mn artı 2 n kareye verecek. Sarı ve yeşile bakarsak sarının alanı n kare. Yeşilin alanı da m kare eksi 2 mn n artı n kare. Ve ikisini toplarsak n kare ile n karenin toplamı 2 n kare. m kare eksi 2 m n artı 2 n kare olduğuna göre Demek ki sarı ve yeşil bölge toplanmalı. Buna göre sorun cevabı A'dır. Buna göre aşağıdaki yeşil kartlardan hangisi kutu içerisine yerleştirilerek tam kare olmayan bir cebirsel ifade elde edilir? Şimdi tam kare olması için birinci ve üçüncü terim bir sayının karesi olmalı. A seçeneğine baktığımızda eğer turuncunun içine yerleştirilirse oluşan cebirsel ifade 4x kare artı 4x artı 1'dir. Birinci terim 4x kare. 2x'in karesi, üçüncü terim ise 1, 1'in karesidir ve ikisinin çarpımının iki katı ortadaki terimi verdiğine göre bu cebirsel ifade 2x artı 1'in tam karesidir ve tam kare elde edilir. B seçeneğine baktığımızda 9x kare eksi 6x artı 1. 9x kare 3x'in karesi. 1 ise 1'in karesidir. Ve ikisinin çarpımının iki katı ortadaki terimi verdi. Ortadaki terim negatif olduğuna göre 3x eksi 1'in tam karesidir. Tam kare olduğundan B seçeneği de tam karedir. C seçeneğine baktığımızda x kare artı 4x artı 3. Şimdi x kare x'in karesi 3 ise herhangi bir sayının tam karesi olmadığından buradan tam kare elde edilemez. Tam kare olmayan bir cebirsel ifade. D seçeneği ise x kare eksi 6x artı 9. x kare x'in karesi 9 3'ün karesi ikisinin çarpımının iki katı ortadaki terimi verdi. Ortadaki terim negatif olduğuna göre x eksi 3'ün parantez karesidir. Buradan da bir tam kare olan cebirsel ifade oluştuğuna göre tam kare olmayan cebirsel ifade C seçeneğindedir. Buna göre sorun cevabı C'dir. Buna göre kareler arasında kalan turuncu bölgenin santimetre kare cinsinden alanı aşağıdakilerden hangisine eşittir? İki tane kare var. Birinin kenarı 193 santim, diğerinin e, kenarı ise 57 santim ve karelerin alanı bulacak olursak kare iki kenarın çarpımı olduğuna göre 193 ile 193'ün çarpımından 193'ün karesi bulunur. Mavinin alanı ise 57 ile 57'nin çarpımından 57'nin karesidir. Ve turuncu bölgenin alanı büyük karenin alanından küçük karenin alanını çıkarttığımızda bulunur. İki kare farkı olduğuna göre iki kare farkının Çarpanlarını yazacak olursak, 193'ün karesi tabanı 193, diğerinin tabanı da 57. Çarpanları 193 eksi 57 ile 193 artı 57'dir. 193 eksi 57, 136. Toplamları ise 250. Ve 250 de 25 ile 10'un çarpımı, onu 136 ile çarparsak, 1360 ile 25'in çarpımıdır. Buna göre sorun cevabı A'dır. Ekonomi türü bilet 4 lira daha pahalı olduğuna göre uçaktaki ekonomi türü bilet satın alan yolcuların ödediği toplam ücret kaç liradır? Uçaktaki toplam yolcu sayısı 2x artı 10. İki türlü bilet var. Birisi ekonomi, diğerisi promosyon. Ve bu yolculardan x artı 4 tanesi promosyon türü bilet alıyor. Ve toplam ödenilen ücret ise x kare artı 8x artı 16. Bu cebirsel ifade tam kare olduğuna göre x kare x'in 16'da 4'ün karesidir. İkisinin çarpımının iki katı da ortadaki terimi verdiğine göre x artı 4'ün parantez karesidir. Bu da x artı 4 ile x artı 4'ün çarpımıdır. Kişi sayısı x artı 4 olduğuna göre... Bilet de demek ki x artı 4 TL'dir. Ve ekonomi türü bilet 4 lira daha pahalı olduğuna göre x artı 4'ü 4 ile toplarsak bilet x artı 8 TL'dir. Ve 2x artı 10 kişiden x artı 4'ü promosyon biletini alıyorsa 2x artı 10'dan x artı 4'ü çıkartırsak parantezin önünde eksi 1 var. Eksi 1'i parantez içindeki terimlerle çarptığımızda 2x artı 10 eksi x eksi 4 buradan da x artı 6 bulunur. Demek ki x artı 6 kişi bilet alıyor ve bilette x artı 8 TL. Toplam ücret x artı 8 ile x artı 6'nın çarpımıdır. x'i e parantez içindeki terimlerle çarparsak x kare artı 6x 8'i parantez içindeki terimlerle çarptığımızda 8x artı 48 ve benzer terimlerin toplamından da toplam ücret x kare artı 14x artı 48 TL'dir. Sorun cevabı C'dir.